Cengiz'in özellikle ikinci bölümde söylediklerine baktığımız zaman tabii en can alıcı kısmı e, Galatasaray yönetimiyle, şu anki yönetimle ki yönetimi temsil ettiğine göre Sayın Cengiz, Fatih Terim arasında bir problem yok. Yani bu rafa kalkmış durumda, böyle bir sıkıntı yok. Eğer devam edecek olurlarsa da, e, sezon sonu itibariyle yapılacak olan kongrede devam edilecek olursa, e, yaptıkları ortada diyor, çarpılır insan diyor, biz Fatih Hoca ile devam edeceğiz diyor. E, 2 artı 3 yapmamızın nedeni de eğer olası bir şekilde benim içime sınmayan bir yönetim gelirse e, ben devam ederim, yola devam ederim ama e, içime sinecek olan bir yönetim devreye girerse ben seçime girmeyeceğim Onlar ve belki de onların var. elini rahatlatmak için biz 2 artı 3 yaptık efendim Falcao'nun transferini tamamen transfer yaptı e, taraftar yaptı e, ve de belki de e, devre arasında ara transferde biz transfer yapamayabiliriz. Yani bir taraftar kulübü yönetmez. Taraftara rağmen de kulüp yönetilmez. Bu ikisi ince çizgiler. Yani asla bir taraftara rağmen mesela sene sonuna kadar Galatasaray taraftarında gördüğüm bu yönetim aletarlığı devam ederse bence devam edemez sayın Mustafa Cengiz. bence. E, hiçbir başkanım ben taraftara rağmen orada kalamayacağını düşünmüyorum. Uzun süre kalabileceğini düşünmüyorum. Bir süre kalır ama bence devam edemez. Ama kulübü taraftar mı yönetir? Hayır. Taraftar istediği için transfer yapılmaz. Taraftarın istedikleri süzgeçten geçirilir. Bir onun, o ö, öteki durumda kulübü taraftar yönetirse çok vahim şeyler olabilir yani. O zaman çok daha vahim. Taraftarın istediklerini taraftar edilgendir. Taraftar yönetilir. Taraftar ikna edilir. Taraftar bir şey ister. Siz onun o istediğinin daha başka yollarla, daha doğru yolda şunu almamız lazım geldi. Neden onu almanız lazım geldi, neden bunu almamanız lazım geldiğini anlatırsınız. Halka transferini sadece taraftar istedi, onun için biz yaptık demek seni tatmin ediyor mu? Yok yani, taraftarın bence payı var. Yani her transferde ben ama başkan başkan tarafında tetiklenmesi, şöyle tetiklenmesi tetiklendikten sonra tabii yani ki payı var. Mesela şimdi İrfancan, Visca, Onyekuru, Mustafa Muhammed isimleri söylendikten sonra taraftar bu isimleri ister mi? İster. Yani bu oyuncunun dördünde takımda olmasını ister kim ama istemez? o o şeyi kim açtı? Bazen teknik direktör, bazen yönetimler, bazen gazetede çıkan haberlerin eee yani üzerine hayır biz bu oyuncuyla hiç ilgilenmiyoruz denmemesi yani Falcao gibi ismin isim ortaya atıldığında biz onunla ilgilenmiyoruz demek çok kolay değil. Yani biz Falcao'yu istemiyoruz demek çok kolay değil. Bunu demediğinizde... Kaldı ki o süreçte galiba bir fotoğraf mı atılmıştı? Tabii yani o görüşmelerin içerisinde şey Abdurrahim Albayrak'la olan bir fotoğraf, atladım. fotoğraf vardı. Yani oradaki beklentiyi bence yönetecek olan yönetim. yönetim. Yani taraftar e, payı var alınmasında. Çünkü büyük bir baskı artık ondan sonra geri dönülmez. Yönetimin hayır diyemeyeceği bir noktaya gitti iş. Yani orası başka bir tarafı ama yönetilmediğini düşünüyorum. Yani Falkan'ın alınması e, maliyeti dışında çok yanlış bir şey değil bence. Yani başkanın söylediği gibi sakatlığı yoktu ama yaz kampı geçirmemişti. Daha uzun süre belki oynamayıp oynamaya başlaması gerekiyordu. Bu beklentileri de yönetmek gerekiyordu. E, teknik direktörün yani Fatih Hoca'nın hiçbir zaman Falka istemiyorum dedi, demediğini, dediğini duymadık. Ama hani kulislerde Falkay istemediğini, çünkü bazı basın toplantısında da bizim daha başka önceliklerimiz var. Stoper önceliğimiz evet. var diyerek de biraz ima ettiğini ama net bir şekilde o da söylemedi. Baş, hocanın belki Falkay'ı istememesi yani taraftarın o baskısının altından kalkacak olan kişi güçlü karakter bence Galatasaray'da. Fatih itlerinde. Hoca tabii ya daha somutlaştıralım Mustafa şimdi. Biliyoruz ki Galatasaray yönetimi Arda ile çalışmak istemedi. Ama Fatih istedi ve arkasında durdu, geldi. Fatih hocanın istemediği şey olabilir mi Galatasaray kulübünde? Oluyorsa da Fatih hocanın Zafiyeti bu. Yani Fatih Terim'den daha güçlü adam bulamayız Türkiye'de. Fatih Terim'den daha güçlü yönetici yani kulüple ilişkisi daha güçlü olan biri var mı Türkiye'de? Türk futbolunda. Yok. Yok. E Fatih Hoca bir transferi engelleyemiyorsa bunca seneye rağmen, bunca birikime rağmen, böylesi bir güce rağmen o zaman ne, niye konuşuyoruz? Ama Fatih Hoca da e, olası bir e, Falka transferini karşısına ee, almamasını ne? gerektiğini bilecek kadar da bu konuda çok deneyimli yani. İşte herkes aslında yani işte Hacı'nın gelme döneminde de ha. kim istemez ki Hacı'yı evet. gibi sonradan açıklamalar var. Belki de ama, e, onun öncesinde yani Hacı e, aşı çok iyi tuttu ve Galatasaray ile müthiş başarılar elde etti ama e, aşı tutmamış olsaydı e, yani Fatih Terim'le e, Hacı arasındaki aşı tutmamış olsaydı belki de bugün çok daha farklı şeyler olacaktı. O yüzden olacak o gün Falka'nın transferindeki gibi Yapılmayan, eksik kalan ya da imalı açıklamalar gibi bir dönemi yaşıyoruz şu an içerisinde de. Yani bugün Mustafa Cengiz neden basın toplantısı yaptı? Yani gazeteciler bir e, kendi kendine manşet oluşturdukları için ya da kendi taraftarı durup dururken e, konuştuğu için değil ki. Yani bu imalardan işte hocanın e, ben yalnızım demesini mesela baş, Sayın Başkan bugün diyor ki bambaşka şeyleri kastediyor. Ya onları çözemediğimiz için ya ben mesaj çözemedim. Tabii, yani bu, bu ilişki konuda... yumağını biz çözemiyoruz. Tabii mesela o dönem, Bu, bu o dönem aslında ki... bu çok e, ilk de bir şey de değil. Yani değil, Galatasaray'daki değil. bu e, özellikle e, Fatih Hoca e, önderliğindeki teknik direktör yönetim arasındaki ilişki yumağını biz bir türlü çözemedik. Hmm. Ki o Fatih Hoca'nın özel konumundan kaynaklanıyor muhtemelen. Yani başka kulüplerde onu yaşamayız. Bekle, yani sonuçta çok daha kolay deşifre oldu. Sonuçta kolay deşifre kifayeti olur. müzakere diyecek olursak demek ki e, bir problem yok, bir problem yok. Şunu da düşünelim, e, eğer strateji e, eksenli düşünürsek Fatih Hoca açısından son açıklamasıyla Fatih Hoca taraftara bir kere daha şunu e, vurguladı zihinlerde daha sayın, eksik bir kadrosu var, beklentiyi düşünün. Bu Fatih Hocanın en, en sevdiği ortam. Tabii çünkü Fatih Hoca bir şekilde başarı endeksi çalışan Yani evet. beklentiyi düşürürlerse Fatih Hoca daha başarılı olur. Evet. Sezon başında da Çünkü kendisi bunu. beklentiyi düşürmeyecek. Evet. Ee, bu arada yalnız abi, e, bu biz, bir biz biz Mustafa Bey'in yaptığı açıklamaları e, dinledik şu anda. Dolayısıyla diğer taraftan Fatih Hoca'nın bir daha konuşacağını e, Bilmiyorum onu. Ne tür bir açıklama Tabii. yapacağını e, bilmiyoruz ya da yapacak mı? Yani şimdi bu konuşmaların temel şeyinde sonuçta aklımıza kalan ne? Her taraf, herkes yalnız hissediyor kendisini. Farklı farklı sebeplerden. Yani tam ne olduğunu bilmiyoruz yalnızın ama yalnız hissediyor işte Fatih Hoca cezalar verirken yalnız hissediyor kendisini belki. Yani biz bunları altını pek çok şekilde doldurabiliriz. Başkan yalnız hissediyor kendisini. O zaman bu ne demek? Hep beraber bu yalnızlığı hissettirmemek. Yani Galatasaray taraftarı bu yalnızlığı hissettirmemeli. Ne yönetime ne hocaya bir kenetlenmeyi getiren bence birinci faktör bu. Şartlar zor. Biz bu transferleri istiyoruz. Yani hoca bu isimleri söyledi. Yönetimi biraz topu yönetime atmak için söyledi. Deniyor ama e, yönetimde çıktı. Bugün açıklamasının içerisinde evet zorlayacağız ama şartlar zor. Bu bilinçle oluştu. Yani e, senin dediğin gibi beklentiyi düşürecek. Evet. Aslında şartların da zor olduğunu e, çok net bir şekilde anlattı Galatasaray camiasına Hem yönetim hem teknik direktör. E, o yüzden bence Şubat ayının sonuna geldiğinde belki bir transfer yapılmış. Orta saha takviyesi yapılmış. E, Mesut Özil de Fenerbahçe'de transfer olmuş diyelim ki hmm. e, tamamen olaylar üzerinden konuşuyoruz. Orada Mesut Özil varsa bizde gelen X oyuncu. Aytaç Kara. Aytaç Kara var. Şartlar zor ama kenetlenirsek başarırız. Evet. Bence e, çıkacak olan Çok sonuç... Güç, güçlü bir motivasyon olacak. Evet. Falan. Şubat Şubat başına geldiğimizde transfer bittiğinde dört transfer olursa, bu dört transfer üzerine gelirse kim kim alırsa e, bırak. Zaten güçlendik. Güçlü bir tarafı yani Şu dört tarafı transfer var. olursa zaten o zaman e, ikincilik anında hocayla yolları ayırırım mesela. Tabii. Şimdi değil mi? Tabii. Böyle, 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 bu güçlü tarafı. Olmadı transfer daha güçlü. Bu sefer e, beklentilerin düşürüldüğü, e, durumun ne olduğunu bilen bir camianın olduğu, sonunda da bir seçim olduğunu bildiğimiz. Yani oraya oynanmamış kapalı kartlar var bence. Hem yönetimin hem direktör tarafında, e, muhalefet tarafında da var. Ama onlar kapalı. Yani orayı çok fazla e, ön plana koymuyorlar net bir şekilde bence ligin ikinci yarısında daha kenetlenmiş, birlikte olan bir takım olarak da girebilir bu açıklamanın sonunda. %100 öyle.